Sağ olun. Bu flaşları biraz indirebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz de bu güzel, bu anlamlı bir müşterimizi onurlandırdınız. Sağ olun, var olun. Ticaretimizde bütün arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağ olun. Her 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Gerçekten gazetecilik mesleği çok önemli kamusal görevlerden birisidir. Çok zor şartlarda hakikatin peşinde koşarak doğru haberi doğru bir zamanda vatandaşlarımıza ulaştırmak için yeri geldiği zaman olağanüstü gayretler sarf ettiğinize bizzat şahit olan birisi olarak bunları söylüyorum. Emeğiniz var olsun. Bu çabalarınızın Türkiye için, Türkiye demokrasi için, Türkiye'de milletimizin doğru bilgilendirilmesi için çok önemli olduğunu biliyorum. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetleri çok güzel bir şekilde, aktif bir şekilde vatandaşlarınıza ulaştırabilmek için yoğun bir çaba harcıyorsunuz, yoğun bir emek veriyorsunuz. Bundan dolayı bu 10 Ocak gününü vesile ederek hem emeklerinizin takdir edilmesi, hem çabalarınızın millet adına tebrik edilmesi, takdir edilmesi için bugün buradayız, aranızdayız. Ben 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Nice yıllara böyle huzur içerisinde, başarılı bir şekilde, keyifli bir şekilde gazetecilik hizmetlerini sürdürmenizi temenni ediyorum. Bir kere daha sizlere hayırlar, hayırlı günler diliyorum. İşlerinizde, görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Evet. İlla gazetecilik yapacağım diyorsun yani. Yani şimdi tabii hakikaten gazetecilik mesleği dediğim gibi çok onurlu bir meslek, çok zor bir meslek. Yani büyük fedakarlıklarla yerine getirilen bir meslek. Biz meslekte belli bir tecrübeye sahip olan, belli bir emeği olan arkadaşlarımızın yeşil pasaporttan yararlandırılması konusunda benim de şahsi fikrim müsbet yöndedir. Yani 15 yıl belki daha uygun olur. 15 yıllık süreyi doldurmuş olan, gazetecilik mesleğini doldurmuş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport hakkından yararlanması ve böylece seyahatlerinin daha kolay olmasının faydalı olduğu kanaatindeyim. Faydalı olacağı kanaatindeyim. Bununla ilgili de meclise verilmiş bir kanun teklifi var. Herhalde partilerin ortak bir teklifi haline dönme istidadında olduğunu görüyorum bu teklifin. En kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir ve bu konu yasalaşır diye ümit ediyorum, temenni ediyorum. Şimdi tabii yani burada meselenin birinci derecede muhatabı İsveç'tir. Ve Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda, İsveç'in NATO üyeliği konusunda başından itibaren tavrı son derece açık ve nettir. Biz NATO'nun genişleme stratejisine karşı değiliz. Ama Türkiye olarak belli önceliklerimiz, bizim için hayati önemde gördüğümüz bazı hususlar olduğunu hem Finlandiya'ya hem İsveç'e vakti zamanında ikili görüşmelerde de Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlarımız nezdinde bu çalışmalar yapıldı. Hatta Vilnius zirvesinde de bunlar konuşuldu ve Türkiye kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdi. Finlandiya'ya ayrı bir reçete, İsveç'e ayrı bir reçete tatbik edilerek Finlandiya'nın yükümlülüklerini yerine getirmesiyle birlikte NATO üyeliğinin önü açıldı. Şimdi İsveç'in de önünde onların da sorumluluklarının önemli bir kısmını yerine getirdiğini görüyoruz. Nihayetinde Türkiye'nin beklentileri madem bir ittifakın içerisinde müşterek hareket edeceksek Türkiye'nin son derece meşru beklentileri vardır. Nedir? Terör örgütlerine destek verilmesin. Terör örgütlerin bu ülkelerde Türkiye karşıtı faaliyetlerinin zeminine müsaade edilmesin ve ayrıca Avrupa'da gelişmekte olan İslamofobiye karşı da dikkatli, titiz bir şekilde davranılsın. Bu taleplerimiz yerine getirildikçe İsveç'in de bir şekilde önü açılıyor. Dışişleri Komisyonu'nda bu konuşuldu. Şimdi bundan sonra iş Meclis Genel Kurulu'ndadır. Meclis Genel Kurulu da kendi öncelikleri ve zamanlaması içerisinde bu konuyu ele alacaktır. Herhangi bir konuda meclis kendi gündemine hakimdir. Kendi gündemi içerisinde dediğim gibi
zamanlamasını, önceliklerini tespit ederek kararını alır ve Meclis Genel Kurulu'na bu öncelikler içerisinde gelir. Şimdi tabii bunu da meclisin gündemi içerisinde bu konu gündeme geldiğinden şu anda bir şey söylemek istemem. Bu ben başından itibaren şuna dikkatle riayet ettim. İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafı olmaması için biliyorsunuz yazıyı şimdiye kadar genel kurula göndermedik. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Dolayısıyla henüz bu konuda ortaya çıkmış bir şey yok. Süreç içerisinde bunu da göreceğiz. Ben Gökhan Bey'in ne söylediğini bilmiyorum. Gökhan Günaydın Bey grup başkan vekili olarak beni aradı. Böyle bir talebi olduğunu ifade etti. Biz de gerekli cevabımızı yazılı olarak bildireceğimizi söyledik. Değerli arkadaşlar, şimdi bu tür konular üzerinden meclis başkanlığının siyasi polemiğin içerisinde çekilmesine müsaade etmem. Dikkat ederseniz daha evvel yaz tatili sırasında Cumhuriyet Halk Partisi grubunun dile getirmiş olduğu olağanüstü meclis toplanması talebini istedikleri günde ve istedikleri saatte tereddütsüz bir şekilde yerine getirdi. Çünkü meclis tatiliydi, bir buçuk ay ara verilmişti. O ara içerisinde bir meclis grubunun belli sayıda milletvekilinin iradesinin gerçekleştirilmesi bakımından bu meselenin riayet etmek gerekirdi. Orada yaptığımız başkanlık divanı toplantılarda da zabıtlara geçirilmiştir. Olağanüstü toplantıyı sıradanlaştırmamak lazım. Adı üstünde olağanüstü toplantı, yani zamanlı, günlü, ivedi bir konu varsa bunun için meclisin bir an evvel toplanması lazım. Birincisi bu. İkincisi anayasanın bize verdiği yetki ve iç tüzük gereği. Şu anda zaten meclis bir ara verme ve tatil döneminde değildir. Meclis 26 Aralık tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin ittifakıyla meclis 16 Ocağı kadar bir şekilde meclis genel kurulunu toplamama kararı almıştır. Dolayısıyla şu anda meclis zaten fiilen açıktır. Komisyonlar vesaire diğer faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu anlamda olağanüstü toplantıya getirmek için bir ara verme durumunun söz konusu olması gerekir ki böyle bir durum söz konusu değil. Kaldı ki daha önce Sayın Şentop zamanında yapılan bir olağanüstü çağrıyı Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubu o zaman tam da bu gerekçeyle reddetmiş. Yani yapmayın, böyle bir çağrı yapmayın demiş. Demek ki şu anda ikincisi bir ara verme ya da tatil durumu söz konusu değil. Üçüncüsü ise zaten 3 gün sonra meclis toplanacak. Meclis 3 gün sonra toplandığında bu konuyu enine konuna müzakere edebilecek bir kabiliyeti vardır, gücü vardır. Sayın Ömer İzgi zamanında da benzer bir durum söz konusu olmuş ve Ömer İzgi o zamanki meclis başkanı olarak demiş ki meclis birkaç gün sonra toplanıyor. Bu durumun aciliyeti yoktur. Bu kadar bir günlük aciliyet yoktur. Onu meclis normal rutin çalışmaları içerisinde değerlendirebilir. Dolayısıyla burada böyle bir durum var. Bunları da bir siyasi polemik konusu olsun için değil. Yani ben tavrı, tutumu son derece açık ve demokratik olan birisiyim. Bir meclis milletvekili grubu böyle bir talepte bulunduğu zaman tereddütsüz yazın bunları istenilen saatte, istenilen günde uyguladık. Kaldı ki konu herhangi bir sonuç alınması mümkün olmayan bir konu olmasına rağmen. Madem ki bu talep var, bunu o zaman uyguladık. Ama şimdi zaten 3 gün sonra, haftaya salı günü meclis toplanacak ve bu çalışmalar içerisinde Can Atalay konusu ya da başka bir konu mecliste ne konu boyuna mütalaa edilir, müzakere edilir. Meclis kendi gündemi içerisinde bunu değerlendirir. Şimdi ben tekrar geçmiş örneklerdeki durum yaşanmasın diye dikkat ederseniz yani Enis Berberoğlu ve benzer Gergerlioğlu dosyalarındaki durum yaşanmasın diye Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için bunu mecliste okutmadım. Ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lazım. Zaman içerisinde bunu bu uygulamayı ortaya koyarız. Zamanlama noktasında bir öngörü var mı efendim? Nasıl işi bekleyelim? Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'de millet adına demokrasiyi kurallarıyla, kurumlarıyla yerleştirme gayreti içerisinde olan en nadide, en güzide kurumumuzdur.
Bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuki bir tartışmanın tarafı değildir. Bunun altını çizmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuki bir tartışmanın tarafı değildir ve olamaz. Onun için de ısrarla iki yargı kurumu arasındaki bu tartışmanın tarafı olmaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve böylece hukuki olarak ortada olan bu sürecin tartışma konusunun bir de siyasi tartışmaya dönmemesi için gayret sarf ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine hakimdir ve bu anlamda da gerekli adımları atar. Gökhan Bey ile arkadaşlar görüştüler. Yarın bir heyet olarak ziyaretime gelecekler. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi siz gazetecisiniz. Benim biraz da tavrımı, tarzımı biliyorsunuz. Mecliste birbiriyle A ve Z kadar farklı partiler olabilir. Birisinin kara dediğine diğeri ak diyebilir. Ama sonuçta burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milletin farklı kesimlerinin temsil edildiği bir yer. Şu anda parlamentoda 6 partinin grubu var ve 14 siyasi parti temsil ediliyor. Bu aslında Türkiye için bir zenginliktir. Partiler, ben ilk mecliste başkan seçildiğim zaman da ifade ettim. Biz birbirimize ellerimizi uzatmak durumundayız. Yumruklarımızı sıkmak durumunda değiliz. Kaldı ki ben meclis başkanı olarak konumum gereği tarafsız bir meclis başkanı olarak meclisi yönetmeye gayret ediyorum. Yani siyasi partilerin aralarındaki fikri farklılıkları tabii ki siyasi tutumlarına da yansıyacaktır. Bundan daha doğal bir şey olmaz. Birisinin istediğini diğeri istemeyecektir. Hatta mecliste zaman zaman görüyorsunuz. Yani vatandaşlarımız dışarıdan o tartışmalara baktığı zaman eyvah bu insanlar şimdi dışarıya çıkınca tekmesiyle birbirine girecek zanneder. En sert tartışmaların yapıldığı ortamlardan sonra bile grup başkan vekilleri ve meclisteki partileri yöneten arkadaşlar bir araya geliyorlar. Aynı masanın etrafında yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar, çay kahve içiyorlar. Sigara içenler sigarayı birlikte beraber içiyorlar. Dolayısıyla meclis meselelerin müzakere edilebildiği, hukuk çerçevesinde gözden geçirilebildiği, farklı kanaatler içerisinde çoğulculuk ilkesi prensipleriyle çoğunluğun karar aldığı bir yerdir. Bunun ikisinin de altını çizerek ifade ediyorum. Çoğulculuk ilkesi prensibi çerçevesinde çoğunluğun karar aldığı bir yerdir. Aksi takdirde demokrasi olmaz. Bunlardan birisi olmazsa çoğulculuğun ya da çoğunluğun itibar edilmediği ortamlarda zaten demokrasi olmaz. Ben bunu yapmaya gayret ediyorum. Arkadaşlarımızın fikirleri varsa görüşürüz, konuşuruz, bir daha gelirler, tartışırız. Ben onları dinlerim. Fikirlerin arasında bir ortaklaşmayı sağlayabilecek imkan olursa bunu sağlamaya gayret ederiz. Olmazsa bize anayasanın ve iç tüzüğün verdiği imkanlar çerçevesinde meclisin yönetilmesine gayret ederiz.